Kıymetli kıyamet gününde herkesin hesaba çekileceği o günde zerre kadar yapmış olduğun hayrın bile karşılığını, zerre kadar yapmış olduğun kötülüğünün kötülüğün bile karşılığını bulacağın, hiçbir gizli kalmış şeyin asla ve asla gizli kalmayacağı, aşikara çıkacağı, ortaya çıkacağı, ayyuka çıkacağı, hiçbir gizli kalmış şeyin asla ve asla gizlide kalmayıp herkesin huzurunda ifşa edileceği bir günden bahsediliyoruz. Bahsediyoruz kıymetli dostlar. Onun için Rabbim cümlemizi, ümmeti Muhammed'i kıyamet gününün dehşetinden, mahşerin dehşetinden, mizanın dehşetinden, sıratın dehşetinden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Evet o gün herkes kendi derdine düşecek. Her peygamber ümmeti, ümmetleri kendilerinden şefaat beklerken her peygamberler, ulu, ulul azim peygamberler dahi nefsi nefsi diye kıymetli dostlar kendi nefsi dertlerine düşecekler. İlla ancak bir peygamber o da bizim peygamberimiz ahir zaman son peygamber Hatemül Enbiya peygamberlerin mührü kilidi Cenab-ı Mevla'nın buyurduğu üzere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğdu ümmeti yaşadı ümmeti vefat ederken ahirete irtihal ederken ümmeti ve yarın kıyamet günü de ümmeti ümmeti diyen bir peygamberden ve onu unutmuş bir ümmetten bahsediyoruz kıymetli dostlar. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Evet bugünkü hasbi halimizde belirttiğimiz üzere kıymetli dostlar müjde mahiyetinde ümmeti Muhammed'in kıyamet günündeki durumundan aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinden birkaç anekdotu sizlerle paylaşmış olacağız. Evet Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu rivayet edilen hadis-i şerif Aleyhisselatu vesselam Efendimiz şöyle buyurdular kıymetli can kardeşlerim. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İza cema Allahu'l yevmel kıyame üzne li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fil sucudi feyescudun lehu ta'wilan. sümme yuqalu lehum irfa'u ru'usakum fakat ceanna iddetekum min el kuffar <laughs> feda allekum min allah Allahu ekber. Ne kadar güzel bir mükafat. Ümmeti Muhammed kıymeti dostlar. Ümmeti Muhammed sadece e ben onun ümmetindeyim demekle olmuyor. Biraz da dersimizde bunları tek tek inşallah analiz etmiş olacağız, hasbihal etmiş olacağız, müzakere etmiş olacağız. Çok güzel, çok büyük bir müjde. İza Allahu Allahul halaik Cenab-ı Mevla bütün mahlukatı topladığı zaman kıyamet gününde Adem atamızdan son kıyametin koptuğu ana kadar dünyaya gelmiş geçmiş ne kadar insan var ise ne kadar mahluk var ise Cenab-ı Mevla hepsini bir araya topladığı zaman da İza Allahul halaika Cenab-ı Mevla mahlukatı topladığı zaman ne zaman yevmel kıyameti kıyamet gününde Cenab-ı Mevla yarattıklarının hepsini huzuruna topladığı zaman limenil mülkül yevm diye diyecek Cenab-ı Mevla. Peki bugün saltanat kimin? Bugün krallık kimin? Bugün söz kimde? Tabii ki sözü söyleyen, son sözü söyleyen Cenab-ı Mevla. Limenil mülkül yevm. Bugün gün kimin günü? Maliki yevmiddin diyoruz. Öyle değil mi Fatiha suresinde? O koca günün, büyük günün sahibi. Limenil mülkül yevm. Dünyadayken saltanat vardı, kral vardı, padişah vardı, şu vardı, bu vardı. Peki burada limenil mülküliyem, bugün gün kimin? Limenil mülküliyem, lillahil vahidil kahhar. Kahhar olan Cenab-ı Mevla. Başka kim alabilir ki? Herkesi huzuruna topladığı zaman, herkes huzurda, sus buz ağlamalar, sızlamalar Rabbim yaşatmasın öyle dehşeti. Rabbim muhafaza eylesin o günün dehşetinden. Herkes kendi derdine düşmüş. Emzikli kadın bebeğini, hamile kadın bebeğini düşürmüş farkında değil. Öyle değil mi? Allahu Ekber. Cenab-ı Mevla bütün mahlukatı huzuruna topladığı zaman Üzine li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fis sücudi ümmeti Muhammed'in secde etmelerine müsaade eder, izin verir Cenab-ı Mevla. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde anlatıyor. O günde ümmeti Muhammed'e secde edilme etmeleri için müsaade edilir, izin verir Cenab-ı Mevla. lehü لَهُ ümmet Ümmeti Muhammed secdeye varır, uzun uzun Cenab-ı Mevla'ya secde halinde ...iltica ederler, secdede kalırlar... Feyescudune lehu tavilen. ...Cenab-ı Mevla'ya... ...uzunca bir ümmeti Muhammed secde eder... ...halde dururlar... ...müsaade olur, secde ediyorlar... ...secde halinde durur ümmeti Muhammed... ...sümme yukalülehüm... ...onlara o haldeyken... ...ümmeti Muhammed... ...secde halinde, uzun süre secde halinde durmuş... ...sümme yukalülehüm... ...onlara o haldeyken onlara denilir ki diyen kim? Cenab-ı Mevla kime söylettiriyor? meleklerine emrediyor, onlar da söylüyor irfa'u ru'useküm secdenizden kaldırın başlarınızı secdedesiniz, kaldırın başlarınızı irfa'u ru'useküm başınızı kaldırın fakat ceanna iddeteküm minel küffari feda ellehum minel nar Allahü Ekber. Sizin sayınız kadar kafiri, inanmayanı, müşriyi cehennemden sizin fidyeniz olarak sizin yerinize, mekanınıza onlar girsin ve siz kurtulmuş ol olun diyerek sizin miktarınız kadar kafiri size feda olarak ayırdık. Onlar cehenneme gidecek. Siz de böylece başınızı kaldırın. Cehenneme girmeyeceksiniz. Cennetlik olacaksınız diye nida olunur. Kim buyuruyor bunu? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Hakim'inde bakıyoruz kıymetli dostlar. Her insan için hem cennette hem cehennemde yer hazırlanmış. Yani cennet dar gelir, cehennem dar gelir diye bir şey yok ha. Zor yok Cenab-ı Mevla'ya. Dilese bütün yaratılmışları cehenneme atar da yine Öyle değil mi? Estağfirullah Cenab-ı Mevla Kaf suresinde öyle buyurmuyor mu? Yevme nekulu li cehenneme helim tele'ti ve tekulu hel min mezid. Ekber. Cehennemi sen evinde ocağında yanan ateşten ibaret mi zannettin? Sen sıcaklığı haşlanmış yumurtadan ibaret mi zannettin? Sen kibritten çıkan ateşten, çakmaktan çıkan ateşten ibaret mi zannettin sen cehennem? O cehennemin bir cüzü, yetmiş katı daha fazla Allah muhafaza. Kademe kademe. Allah muhafaza. Dereke dereke. Rabbim muhafaza eylesin li cehenneme helim telati ve تقول halm mezid o gün cehenneme cenab-ı mevla biz deriz diyor helim telati doldun mu ey cehennem o kadar insan geldi cehenneme o kadar attık cehenneme inanmayan müşrik inanmayan dünyadayken benim emir ve yasaklarımı çiğneyen hiç ölmeyecek gibi yaşayan binlerce milyonlarca belki milyarlarca insan atıldı sana dolmadın mı doymadın mı daha cehennem ve tekulu hel min Ya Rab, daha yok mu? Daha yok mu? Gönder ya Rabbi. Daha var mı ya Rabbi diyecek. Kaf suresinde Cenab-ı Mevla cehennemin ahvalini bizlere anlatırken. Şaka gibi geliyor bize değil mi? Yarın ahirette başımıza gelecekler bunlar. Eğer Cenab-ı Mevla'nın çizmiş olduğu çizgiden istikamet üzere yürümez. Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimizin getirmiş oldukları, bizlere öğretmiş olduklarını dustur edilmez. Dünya hayatını bir oyundan, bir oyuncaktan, bir eğlenceden ibaret saymayıp sırf ona kendine adarsan ve tequlu hel min yok mu cehennem diyecek ya Rabbi daha yanacak odun yok mu ya Rab gönder bana dolmadım daha doymadım ya Rabbi daha fazlası var mı her insanın bir cennette bir de cehennemde yeri var aleyhissalatü vesselam efendimizin hadis-i şeriflerinde okuyuz İman ederse Allah'ın muti kulu olursa cennetteki yerini kazanacak. Bu şereften mahrum kalırsa Allah muhafaza ahmaklık ederse, şaşkınlık ederse, cahillik ederse, kafirlik ederse o zaman Allah muhafaza etsin cehennemdeki yerine gidecek. Dünyanın ahiretini en büyük aptallığı da maalesef kıymetli dostlar imansız olabilmek. Dünyanın da ahiretin de en büyük aptallığı budur ya kusura bakmayın. Bunu bu şekilde izah etmek zorundayım. Bunu bu şekilde ifade etmek zorundayım. Dünyanın da ahiretinde en büyük şaşkınlığı, cahilliği, aptallığı, imansız olmak. Ya. Dünyada da öyledir, ahirette de öyledir. İnsan kendisine en küçük bir tehlikeden bile korumak için her türlü tedbiri almıyor mu? Bak, bugün bir türlü hastalıkla uğraşıyoruz. Bunu engellemek için insan aşı oluyor, ameliyat oluyor, kendi vücudunu kestiriyor. Ya gidiyor doktora yalvarıyor, sıraya giriyor. Aman bir an evvel beni ameliyata al. Bak böyle böyle bir hastalık tezahür edecek. Hayır altı ay sonra olacak. Ya sıra o zaman gelecek. Daha önce yaptırmasının çaresini arıyor. Bıçak altına giriyor. Çatır çutur kesiyorlar adamı. Kana akacak ama istiyor. Neden? Menfaat var. Arkasından hastalık geçecek. Şifa bulacak diye. O büyük büyük iğneleri yiyor ondan sonra kestiriyor kendisini. Annesi götürüyor çocuğu benim çocuğuma da aşı yap. Neden? İleride bir menfaat edecek oldu mu? He? Niye hasta olmasın diye. Bak beş kuruşluk menfaat için dünyadaki beş kuruşluk çıkarlarımız için nerelere kadar gidiyoruz? Ne işler yapıyoruz? Sonsuz menfaat, sonsuz güzellik, sonsuz selamet, sonsuz saadet cennette. Ama onu elden kaçırıyoruz Allah muhafaza. E bu ahmaklık olmaz mı? Buna akıl denir mi? Akla sığar mı? Akıllı bir insan bunu yapar mı? Bu dünya hayatı ne kadar ki ya? 50 senede, 60 senede, 70 senede, 100 senede, 150 senede var mı daha ötesi? Bu kadar! Sınırlanmış! Hadi 200 senede ya! Bak 200 sene! 200 sene sonra öleceksin! Sınırlı! Bitti! Ama ahiret milyon sene değil, milyar sene değil, milyar asır değil. Yani rakamların arasındaki farka bak. Nerede bu dünya hayatı, nerede ahiret hayat? Akla mantığa sığar mı? Ebedi hayatı silmek, onun için çalışmamak, sırf bir dünyaya dalmak, akıllı bir insanın yapacağı şeyler mi? Ya insan bu dünyada her gün aç kalsa, her gün ızdırap çekse, her gün ya kafirler seni inanmayanlar zindana götürecekler. Sabahtan akşama kadar işkence yapacaklar ama ahirette ebedi ebedi saadette kalacaksın deseler yine bu zindana, yine bu işkenceye bir insanın akıllı müslüman bir insanın razı olması lazım. Kaldı ki böyle bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Güneş herkesin üstüne doğuyor. Yağmur herkesin üstüne yağıyor. Meyveler her yerde bitiyor. E ne istiyor Cenab-ı Mevla biz kullarından? Kendisinin varlığını, birliğini bilmek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisinden dost doğru yürümek. Eğirmeden, şuraya buraya kaymadan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çizgisinden şaşmamak. Ya Rabbi ben bildim ki yaradanım sensin. Sen teksin, şerikin, nazirin, eşin, benzerin yok. Ben şirkten, küfürden uzağım. Senin varlığını, birliğini anladım, emret. Emrini tutacağım, emrine amadeyim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, ya Rabbi emret. Allah emrediyor, namaz kıl. Kıl ya mübarek, Allah seni huzuruna çağırıyor. Günde beş defa seni seviyorum, gel görüşelim diyor. İstemez misin ya? E seviyorum seni huzuruma gel evime gel görüşelim istemem diyebilir mi bir insan? Tüyleri diken diken olur ya. İnsanın Allah'ın davetine gelmemesi için mutlaka ve mutlaka deli olması lazım. Akılında birkaç vidanın tahtanın eksik olması lazım. Akıllı bir insanın yapacağı in iş değil bu. Allah'ın davetine gelmemesi mutlaka deli olması lazım. Cenab-ı Mevla her gün müezzin efendiyi bağırttırıyor. Hayy ala haydi namaza. Hayy ala fela, haydi kurtuluşa. Gelin fela, gelin dedir Ama gelmiyor millet, gelmiyor insan. Müslüman gelmiyor. Cennete gelin, cennete gelmiyor. Vallahi de billahi de akıl kari değil, kari değil, bunlar. Bu adamın bu yani bir insanın yapabileceği, akıllı bir insanın yapacağı şeyler değil. Öyle akıl olmaz. Akıllı adam böyle yapmaz. Akıllı adam istikbalini garantiye alır. 30 yıl okuyorsun 30 yıl sonra kaç yıl yaşayacağımız belli değil ondan sonra rahat edeceğiz diye imtihan meşakkat sıkıntı uğraşma didinme şakaklarına ak düşüyor e bizim oğlan büyüdü de meslek sahibi oldu da iş tutacak da maşallah da inşallah ya insan ne kadar vakit geçiriyor asıl akıllı insan mümin insandır asıl akıllı insan ahiretine hazırlayan insandır asıl akıllı insan Allah'ın rızasını kazanıp cennete giren insandır gerisi hepsi cihan dolusu da olsa beş para etmiyor. Beş para etmiyor kıymetli dostlar. Vallahi cahillikten, şaşkınlıktan, gafillikten başka bir şey değil bu. Körlükten, sağırlıktan, dilsizlikten taş demiyorum, kaya demiyorum onlara hakaret olur. Çünkü Cenab-ı Mevla ''Ülaike kel en'ami belhum evval'' diyor. Onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Niye? Hakikate kulağı kapatmış, hakikate gözünü yummuş, hakikate söylememek için diline kilit vurmuş. Olmaz ki böyle. Akıllı bir insanın yapacağı işler değil bunlar kıymetli dostlar. Onun için Cenab-ı Mevla akıl vermiş bak. İnsanoğluna akıl vermiş. Elektronik cihazları yapmayı biliyor. Şunu bunu yapmayı biliyor. Havada uçak yapıyor, denizde gemi yapıyor, denizaltı yapıyor. Ama Allah'ın varlığını birileri anlayamamış. E düz sana yazıklar olsun. Bu kadar mı aklın yok ya? Şunları, bunları yapıyorsun. Hiç mi etrafına bakmıyorsun? Bu düzeni kim koydu böyle? Bu intizamı, bu takvimlere giren intizam kim tarafından yapıldı? Bir sene sonra güneşin kaçta doğacağını biliyorsun. Takvimler bir sene önceden basılıyor. Herkes biliyor. işte falanca Ağustos'un falanca gününde güneş beşi işte şu gece doğacak. Biliyorsun mu? Neden? Kainat'ın bir intizamı var. O intizamdan biliyorsun. Tesadüf olsa, derbederlik olsa. ...savruluk olsa, sahipsizlik olsa bu düzen olur mu? Olmaz. Bu düzeni bir kuran var, bu matematik hesaplarını bir yapan var, hazırlayan var, bir yaratan var... ...işte iki kere iki dört, bu kadar aşikar. Ama bunu anlatamıyorsun, bunu anlamıyor insanoğlu. Bu aklı Cenab-ı Mevla sana niye verdi? Ya sabah kalkıyorsun, bu güneş çıkıyor, kendi kendine nasıl çıkıyor? Akşam batıyor, bu düzen, bu intizam... Her gün kapın çalınsa çok güzel böyle fiyonklu, ambalajlı, jelatinli, şahale böyle kurdeleli paket içinde sana bir mücevherat diye bir şeyler gelse her gün gelse tak 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 kapıya vuruyorlar. Geldi birisi e, buyurun efendim bunu size getirdim. İyi e, ama kim gönderdi bunu? Kim gönderdi? Hiç merak etmez misin? Hiç merakın yok mu? Bunca nimetleri sana gönderen, seni yaşatan, sana akıl veren, sana nimet veren kim bu perdenin arkasındaki? Kim bu kendi cemalini göstermeden bu kadar nimetleri bize her gün gönderen, her gün nimetlere mazhar eden perdeyi aralamak istemiyor musun ya? Cenneti cemalullahı görmek istemiyor musun? Bu kadar büyük iyiliklere, lütuflara, akıllı olan, arif olan, zarif olan, edepli olan bir kul, şuurlu olan, dikkatli olan bir kul işte bunları anlar kıymetli dostlar. Onun için müntesib olmuş olduğu ümmeti Muhammed'in kıymetini bilir. Ben ümmeti Muhammed'denim ama ismi ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed, ümmeti davet ve ümmeti icabet var. Ümmeti davet herkes, yeryüzündeki şu an herkes ümmeti Muhammed. Ama ve lakin, ümmeti icabet var. İcabet etmek lazım. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin getirmiş olduklarına icabet etmek lazım ki o zaman yarın Cenab-ı Mevla'nın huzuruna toplandığımız vakit işte irfa'u ru'u seküm. Hadi bakalım kaldırın başlarınızı secdeden cennete. Sizin yerinize girecekler girmiş zaten. İnanmamışlar. Siz inanmışsınız. Doğruyu yapmışsınız. Benim istediklerimi yerine getirmişsiniz. İmtihanı geçmişsiniz. Burada fazla bekleyip de canınızı da böyle kendinizi de sıkmanıza gerek yok. Üzülmenize gerek yok. Niye? O gün çünkü mahzun olmak yok. Üzülmek yok kime? İnananlara. ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Allah. İşte o müminler, o Müslümanlar öyle kimselerdir ki قَالُوا رَبُّنَا Allah. Rabbimiz Allah dedi. Bugün çıkalım sokaklara bir soralım. Çoğu insanın ağzından çıkacak cevap şudur. Rabbin kim, seni kim yarattı? Küçücük bir çocuğa bile sorsan, Rabbim Allah'tır. Burada Rabbim Allah dediler. Evet kabul Cenab-ı Mevla bunu istiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu sözüne riayet ediyor ama bak ardından Cenab-ı Mevla senden ne istiyor? Sümme stakam. sonra istikamet üzere oldular. Ne demek bu? Rabbim Allah dediler ama hemen sıvışmadılar. Rabbim Allah dedikleri inandıkları Rablerinin istedikleri yolda yürüdüler. İstikamet üzere. Bak müjde onlara. Tetenezzelu aleyhimül melaike. Melekler onların üzerine rahmetle inerler ölecekleri vakit. Alla takafu ve la tahzenu. Korkmayın, üzülmeyin. Bilakis ve ebşiru bil cenneti lati kuntum tuadun. Vaad olunduğunuz cennetlerle müjdelenin. Kime bunlar? İstikamet üzere yürüyenler. Rabbim hepimize nasip eylesin. Bunun için irfan lazım kıymetli dostlar. Bunun için zarif olmak lazım, edepli olmak lazım, şuurlu olmak lazım, dikkatli olmak lazım. İrfanla bu işleri halledeceksin. Ne demek irfan? Allah'ın varlığını, birliğini iyi bileceksin. Allah'ın varlığını, birliğini bilmekle kalmayıp bunları araştıracaksın. Dini mübin İslam'ın senden ne istiyorsa, ölçüsü ise onları güzel bir şekilde yerine getireceksin. Bilmeden olmaz, bilmeden olmaz, bilmeden olmaz. Kıymetli dostlar, öğreneceksin. Müslümansan Müslümanlığın ne demek olduğunu bileceksin. Adım Müslüman olmayacak, kimliğinde Müslüman yazılması yetmeyecek. Bunlar beş para etmiyor. Yarın sen ahirete giderken bu imanı, bu yaşantıyı götürebiliyor musun? O sağlamlıkta mı? Kemikleşmiş mi bu sende? Buna bakmak lazım. Rabbim inşallah cümlemize irfandan, imandan Cenab-ı Mevla bizleri ayırmasın. O güzellikleri sezen, anlayan kul eylesin, Sevdiği kul eylesin, Kendisini seven kul eylesin. Ağızda sadece seviyorum ben Allah'ı. Seviyorum Rabbimi ama icraatte ee, hiç Rabbini seviyormuş gibi görükmüyorsun. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e geldi biri ya Resulallah dedi. Acaba dedi Allah katında dedi benim derecem nedir? Allah beni ne kadar seviyordur öğrenmek istiyorum deyince Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdular ki sen Rabbin senin yanında ne kadar değerli? Sen Rabbini ne kadar seviyorsun? Ona bir bak. Rabbin senin yanında ne kadar değerli. Rabbim bana bunu emretmiş deyip ne kadar için titriyor. Ne kadar riayet ediyorsun, ne kadar koşabiliyorsun, ne kadar dikkatlisin. Ne kadar Rabbini seviyorsun onu gösterebiliyor musun? Sen ne kadar seviyorsan Rabbin de seni o kadar seviyordur. Rabbim inşallah muhabbetinden, istikametinden ayırmasın. Amin, amin, amin.